Mesela Godfather izlediniz mi? Hangi sahnede portakal gözükürse o sahnede biri ölüyor. Yani bunu fincanla mı? Yok, ben kimseyi öldürmüyorum. Üniversitede hoca var, Yüksel Hoş. Şöyle bir yorum yapmış Ukrayna-Rusya savaşı konusunda. Şimdi bu dünyada ne olursa olsun bizi etkiliyor ya. Hoca demiş ki, Türkiye ve Rusya ters düşerse, eğer Rusya Türkiye'ye saldırırsa, geçmiş planlara göre, savunma saldırı planlarına göre ve coğrafya konumlarına göre Rusya'nın Karadeniz kıyılarında çıkartma yapabileceği tek yer Karasu sahilleri. Dünyada ne olursa olsun kabak Türkiye'nin başına patlıyor, Türkiye'de ne olursa olsun kabak Sakarya'nın başına patlıyor. Ya bence böyle bir olay olursa tabii Allah göstermesin. Gösterirse de korkan taraf biz olmayacağız. Dondurun bizi. Var mehteri. Havai fişek patlaması hakkında karar celsesi sonuçlandı. Cezalar açıklandı. Olaya tersinden bakıyorum. Mesela şimdi baktığımız zaman Türkiye'de en basit olan şey bir insanın acısından nemalanıp kendini ön plana çıkartmak. Ya mesela şimdi bakıyorum orada davayı takip etmeye gelen sözde destekçi kişilere. Kaç tane öğretmen şehit ettin orada? Kaç tane işçi şehit ettin köprü yapıyor diye. İşçi hakkını savunuyormuş. Hadi oradan ya. Bazı insanların bu süreci çok büyük suistimal ettiği geliyor. Çünkü terör örgütünün doğuda şehit ettiği hiçbir işçiye, hiçbir öğretmene sesini çıkaramayan insan burada acılı insanların yanındaymış gibi gözüküp değişik işler içine girdiğine inanıyorum. Benim düşüncem böyle. Belpaş Müdürü'nün istifa ettiğini görüyoruz. Ve istifa metninde de gördüğüm lüzum üzerine diyor. Yani AK Parti'de bir alışılmış bir istifa metni değil. Yani Büyükşehir Belediyesi'ne yönetici dayanmadığı aşikar. Yani Büyükşehir Belediyesi'nde kadrolaşma konusunda hala ve hala bir sistem oturmuş değil. Erenler Belediyesi Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü anısına 107 kişiyi Çanakkale'ye götürecekmiş. Milli duyguları benimsetme açısından bence güzel bir etkinlik. Düşünenleri tebrik ediyorum. Ama Nisa kazanırsa kesinlikle göndermeyin. 10 tane fake hesabıyla reta yaptı. Bazen boşuna mücadele verdiğimiz hissiyatına kapılıyorum. Şehirde kalem satmaktan bir köşeye terfi eden insanlar 17-25 Aralık sürecinde terör örgütü lehine attıkları tweetleri hala silmiyorlar. Ve buradaki asıl trajikomik olay da şehrimizin böyle siyasi büyüklerinin bu insanları Sakarya'nın önde gelen gazetecileri olarak gösterip bazı dosyalar içine eklemesi. Önde gelen gazetecisi title'ıyla adli mercilere de böyle sanki bilirkişiymiş gibi öne atıyorlar. Trajikomik. Çok trajikomik yani. Teröristi uçaktan atıyorlardı biliyor musunuz? Tekerlekleri uçağın piste değdi. Değer değmez interneti açtığım zaman YouTube açtım maça. Ama böyle mi denk gelir yani? Oğuz Kocabal bir yapıştırdı tam ben açtığım gibi zınk diye köşeye böyle inşaat çivisi gibi yapıştırdı. Kendimi tutamadım. Gol diye bağırdım. Tam da uçak yere inmiş. Böyle sekiyor, sarsılıyor tamam mı? Ama ben nasıl bağırıyorum gol gol diye. Arkamda turistler var. Kendi aralarında konuşuyorlar. Arıyor terörist, terörist falan filan bir şey diyorlar böyle tamam mı? Hani böyle az kalsın aldırıyorduk kendimizi. Bir de uçakta vukuata karıştığın zaman 1-2 yıl böyle şey oluyormuş, ceza alıyormuş, uçağa binemiyormuş. Yolun geri kalan kısmını katırlarla devam edecektik az kalsın. Bir de bizim şehrimizde şöyle bir güruh var. Sakarya Spor bir çelme taksın da biri, bir şey olsun da hadi bir eleştirelim ya. Oo klavyem de varmış mükemmel falan filan. Onca eleştirdiğimiz Sakarya Spor, şimdi size okuyorum. Bulunduğu ligin en çok gol atan, en az gol yiyen, en yüksek avaraja sahip olan, en çok galibiyet alan ve en az mağlubiyet olan takımı. Helal olsun. Kimin zerre emeği varsa baş tacıdır. Sevgili seyircilerimiz, bugün programımızda Onur konuğumuz bulunmakta. Birçok kısa film ve çirkin dizisinin senarist ve yönetmenliğini yapmış Ahmet Sami Kuruş bizimle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim buraya beni çağırdınız. Çok mutluyum şu an. Böyle bir yerde olmak, seninle beraber böyle bir konuda konuşmak bizim için güzel bir duygu. Peki bizim şehrimiz sizin gibi insanlara yeterince sahip çıkabiliyor mu? Mesela festivallerde işte en son Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir ödül aldım. İkinci oldum. Orada mesela Sakarya'yı temsil ettim. Çünkü oradaki sunucu Sakarya'dan işte Ahmet Sami Kuruş işte şu kısa filmiyle geldi gibisinden söylüyor. Mesela Sakarya'dan çok iyi sanatçı çıkar. Ben, sen, o vesaire bunlar hep beraber böyle çoğalırsak bu algıyı insanlara oturtturabiliriz. Ve bu çok güzel bir şey. Ondan dolayı bizim amacımız bunları yapmak. Ama işte Sakarya bunu destekliyor mu? Sakarya şu an desteklemiyor. Niye desteklemiyor? Çünkü çok az. Sakarya'da bu alanda akademisyen çok az. İzmir'de yanlış hatırlamıyorsam 4 tane belki daha fazla festival var. Ama Sakarya'da bir tane var ve o da sadece öğrenciye. Şimdi mesela Antalya'da festival yapıyorlar ve bunu yapan belediye yani oradaki belediye yapıyor bunu. Oradan mesela yurt dışından insanlar geliyor, ünlüler geliyor, oraya bakıyor, o şehirde işte otele geçiyor.
Hem oraya kazandırıyor. Herkes kazanıyor. Herkes kazanıyor. Turizm kazanıyor. Hem de ne bileyim mesela bir yurt dışına çıktığında adamla karşılaşıyorsun. İşte ya Türkiye, Türkiye ben Antalya'ya gitmiştim. Şöyle bir film festivali vardı atıyorum. Ama Sakarya'da mesela bu yok. Ama İzmir'de var, İstanbul'da var, Eskişehir'de var. Ama Sakarya'da işte bu olduğu zaman hem Sakarya'nın bir kültürü artıyor hem de buradaki turizm çoğalır. Ya bugün mesela Aybars Bora Kahyaoğlu evet. Kendisine selam gönderiyoruz. Mesela çok değerli bir yazar. Kesinlikle. Hem de yönetmen. Sakarya onun değerini bilemedi. Niye burada değil? Ya ben şöyle söyleyeyim. Benim üniversite yıllarımda 2 sene dersime girdi kendisi. İyi ki de ondan ders almışım. Evet. Ya bizdeki sistem biraz daha böyle mono tarzı istiyor. Evet. Ama Aybars mesela daha böyle alternatif bir evren yaratmaya çalışıyordu. Yani öğrenciye aktarması, bilgi aktarması daha genişti. Normalde mesela bir öğretmen der ki mesela bir hoca, işte kamera budur, sinema şudur, işte akıs budur vesaire. Sonra onunla ilgili de test yapar. Evet, onu yapar. Ama Aybars böyle değildi. Sakarya bunun değerini bilemedi. Böyle sürekli akademisyenler, iyi olabilecek akademisyenler hep İstanbul'a, İzmir'e, Antalya'ya giderse Sakarya hep böyle yavan kalır. Dizi hakkında geri dönüşler size nasıl oldu ve bundan sonraki projeleriniz nelerdir? YouTube'da çok yorum yapan olmuyor ama onun dışında arayanlar, işte Instagram'dan yazanlar çok olumlu bir şekilde dönüş sağladık. Yani şöyle ben biraz daha farklı bir evren ortaya çıkardım. Yani işte Melez diye bir karakter var, onun dünyası. Lafınızı biliyorum. Benim beklediğim korku dizisi gibi hiç değildi. Değil. Yani ben şey bekliyordum, şimdi buradan açık açık itiraf edeyim, biraz ön yargıyla başladım. İşte biraz jump scare'lar olacak birden. Müzikle gerileceğiz, şu olacak, bu olacak, işte ütopik ve kendini için çeken bir dünyayla karşılaştım. Bununla ilgili de sizi tebrik ediyorum. Çok sağ olasın. Ya ben de zaten öyle şeyi pek sevmem. Yani insanları bence korkutan şey ses değil, bence olaydır. Yani bir olay kurduğunuzda insan mesela orada bir şey telaşa kapılır. Mesela bu karaktere ne olacak? Bu bir insana telaş verir. Ben de bunu yapmak sağladım. Yani bunu işte oradan bir ayetle işte şeyler geldi, yaratıklar geldi, işte böyle perdeler merdeler. Onlar değil de biraz da hikaye üzerinden. Ve korkuyu, şimdi normalde burada flu diye bir şey vardır. Yani insanlar bir şey izlerken filme kapılır. Yani mesela biz böyle tam izliyoruz. Oradan adam kapıdan çıkıyor. Sen mesela böyle yapıyorsun. Evdesin. Bunu sağlayan şey o senin oraya karşı bir bağlantı kurmandır. Evet. Ben bu bağlantıyı sesle, yani bence ayıptır ve bir anda pat diye ses çıkartıp ilk gitmek bence bana göre yanlış. Ben biraz da olay üzerinden böyle bir korkutmayı değil de gergin bir ortam yaratmayı seviyorum. Arkada dikilen ama sen ne yaptın eline? Ben evimi vurdum ya. Vallahi. Hazır psikopat rolü işte. Çok geçmiş güzel. Olsun evet. Duvara birini kattım da. Şey olursa Tuncay'ın kız kardeşini oynayabilir. Heh, bak olabilir. Sana biz şey yaparız. Bana da albüm yapacaktı sözde. Sen kıza var. Çok söylediniz var. Prodüksiyon sözü var. Doğru. Doğru. Bir bence programını da eğlenceli bir şekilde sunduk. Önümüzdeki haftaya kadar kendinize iyi bakınız. Esen kalın.